aslında direkt ikizkenar yamuğun ezber bir formülü ile yapılacak şekilde verilmiş. İkiz kenar bir yamukta yüksekliğe kadar olan parçanın uzunluğunu biliyorsanız, yüksekliği de biliyorsanız arkadaşlar işte bu size yamuğun alanını verir. Sadece ikizkenar yamukta bu. Çünkü alıp şu ADH'yi arkadaşlar böyle buraya yapıştırabiliyorsunuz. Yapıştırınca şöyle bir durum oluyor. Rengi de değiştireyim. Bakın burada artık yeni bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bu dikdörtgenin alanı yamuğun da alanına eşittir. Bu yüzden 18 çarpı 8 deriz. Aldık dediğim gibi bu parçayı buraya yapıştırdık. Cevap 144 B şıkkı. Döndürmede neye dikkat etmeliyiz? İlk onu düşünmelisiniz. Uzunluk değişmez. Bakın buradaki AB tabanı yukarı kalkınca A üstü B tabanı oldu. Bu yüzden bir kere şu açıyla a üssü açısıyla a açısı aynı olacak bu bir. İkincisi şimdi arkadaşlar yamukta sonuçta şu açıya alfa desek o zaman yine tabii ki şu DAB açısı da alfadır çünkü yamuğu döndürünce açının kendisi değişir mi? Hayır değişmez. Bu yüzden soruda ilk olarak onu da ikinci olarak onu da fark edeceğiz. Bir de paralelleri boşuna vermemiş. Z'den dolayı bakın burası alfa. O zaman Şimdi şu A, A üssü B açısı da alfa artı 24 oldu. Bu üçgenin iç açılar toplamı 3 tane alfa var. Bir de 48 var eşittir 180. Alfa buradan 132 bölü 3'ten 44 derece arkadaşlar. Haliyle alfa 44 ise toplamı 90 olması için x'e de 46 kalır. B şıkkı fena bir soru değil güzel kenar yamuğun arkadaşlar köşegenleri birbirine eşittir. Bu yüzden DC 6 ise DB 6 ise AC de 6'dır. Bir de iki kenar yamukta bu köşegen parçaları altlar birbirine eşittir. Üstler birbirine eşittir. Böylece tabii ki CAB ile DBA eşit olur. Arada 135 derece olur. Bir dörtgenin alan formülü EF bölü 2 sinüs alfadır. Yani köşegenlerin çarpımı çarpı sinüs alfa bölü 2. Bu yüzden 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs 135 kök 2 bölü 2 9 kök 2 oldu C şıkkı. Kenar yamuğun taban açıları birbirine eşittir. Alfa alfa o yüzden burası 2 alfa. Karşılık kenarlar bunlar eşit. Aslında bu 30 60 90 üçgeni bu yüzden cevap 18 B şıkkı. Katlamada arkadaşlar eğer katlamak zor geliyorsa veya sorunun durumuna göre katlanmış şekli Geri böyle eski haline getirebilirsiniz daha iyi görmek için. Bakın şimdi. Burada D noktası D üstüne denk geliyor. Uzunluk değişmez. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şey lazım olursa burası mecburen 90 olur. Neden? Katlamada açı da değişmiyor çünkü. Burası da böyle açı ortaydan böyle olur. E, C açısı 90 derece olduğundan C üssü de 90 olacaktır. Şimdi CL 4 olduğu için C üstü L4 olur. Uzunluk değişmez arkadaşlar. DC 8 olduğu için D üssü C üstü de üstüne geliyor. Yine 8 olur. Şimdi dik V olunca tabi benzerlik yapmasak olmaz. Alfa beta. Burası alfa. Şuraya da indiriyorum. Burası da beta. Haliyle 90'ın karşısı 8, 90'ın karşı 4. Benzerlik oranı 2. Beta'nın karşısı küçükte 3 ise büyükte 6. Şurası 6 gelecek. E bundan sonra ne yapacağız? Şimdi çok önemli bilgi. Çok da basit bir bilgi. Bakın arkadaşlar buradaki şu D açısına alfa desek katlayınca bu da alfadır. Şu işini yaptı siliyorum şimdilik. Bakın o zaman burası 180 eksi alfa doğru mu? Şimdi yine alfa olduğu için paralellikten dolayı burası da 180 eksi alfa. Aslında arkadaşlar demin o çektiğimiz yerde toplam uzunluk AC üstü 8'miş 2 kalır bu yüzden. Yani soruda belki kaçırdığınız en önemli noktalardan biri C üssü D üssü ile AC üssünün açılardan dolayı özellikle de şunların birbirine eşit olmasından ve toplamların 180 olmasından dolayı ikiz kenar olması. Bundan sonra artık tamam bunları da sileyim gözümüzü görmemizi engellemesin. 64'ten 36 çıkarsa 28 kök 28. Burada hemen bir Pisagor. 4 artı 28 32 eşittir x kare. 4 kök 2 a şıkkı. Arkadaşlar çok düz bir yorum kullanacağız aslında. E, paralellikten dolayı yükseklikleri aynıdır. Bu yüzden DCB'nin alanının ABD'nin alanının oranı 5 bölü 11 yapar. Şimdi şuraya 5S dersek o zaman bu bölgenin tamamı 11S olur. Bu arada yamuğun alanı iki tane eşit alana bölünmüş. ABE ve BCDE olarak. O zaman 16S'in yarısından... 8S neresi olacak? ABE. Doğal olarak buraya artık 3S kalacak. Hakikaten bakın BCDE 8S, ABE de 8S oldu. Şimdi alanlar oranı, tabanlar oranı 3A'ya 8A yazabiliriz. DE'nin de AE'ye oranı 3 bölü 8 olur. E şıkkı. Bir bölge komple 9 bakın arkadaşlar. Yani şurasının tamamı 9. O yüzden zannetmeyin o alttaki kısım diye. E o zaman buradan şu sonuç çıkar. Bu DCE üçgeninin alanı 12 ise paralel iki doğru arasında alan değişmez ki al bunu B'ye. Sonuç olarak buradaki DCB'nin de alanı kaç olacaktır? 12. Hemen bakın bir daha çiziyorum o yüzden. Şöyle 3 birim. Burası arkadaş şey yani burasının alanı 3 birim. 12 olması için bak buraya da 9 kalacak. KCB. Şimdi hatta onu köşegen yapacağız pardon. Böyle gördünüz mü? O zaman alanlar oranı tabanlar oranı A'ya 3A. E yine kelebek benzerliği B'ye 3B. Karşılıklı alanlar yamukta eşit. Bir de alanlar oranı tabanlar oranı 9 bölü 27. Toplam alan 36 12 daha 48 oldu C şıkkı. Paraleller arası uzaklık değişmiyorsa ki değişmiyor. E taban da değişmiyorsa ki o da değişmiyor. O zaman alanların da değişmediğini lütfen unutmayın. Bu yüzden buraya da 12 dedik arkadaşlar. Çekme ile ilgili yine güzel bir soru. Şöyle bakın. İlk olarak E'den bir paralel çekeceğiz. Hangi üçgende bu ECD üçgeninde bu EP orta taban olacak. Burası 3 olur. Sonra aynı şekilde F'den bir paralel çekeceğim. Burada da şu EAB B üçgeninde buraya R diyin. FR arkadaşlar yine orta taban 9 olacak. Şimdi dikkat. Şu EKX ise KR 3X olur değil mi? Kelebek benzerliği bak burada. PEK ve FKR üçgeninde. 3X olmuş oldu. Böyle sileyim artık. Şurası da x'te. Şimdi bir de R orta nokta 4X olduğu için RA da 4X. Böylece arkadaşlar 7X eşittir 12. X eşittir 12 bölü 7. A şıkkı. Yapamadıysanız kenarda şu bilgiyi hatırlatayım. Bu bilgiyi unuttuğunuz için olabilir. Şimdi bir üçgende ikizkenar üçgense tabanın hizasından bir nokta alıp şöyle eşit kenarlara birer dik indirdiğinizde burası h1 burası h2 olsun h2 eksi h1 ikiz olan kenarların yüksekliğine eşittir farkları arkadaşlar. O yüzden sonuçta ikizkenar yamuğun özelliği şudur bir ikizkenar üçgenin tabana paralel bir şekilde bölünmüş halidir. O yüzden şöyle birleştirince bu ikizkenar üçgen olur. Bak gerçekten dediğim özellik tabanın hizasından bir noktadan eşit kenarların ikisine de böyle dikler indirilmiş. Bunların birbirinden farkı 11 eksi 3'ten 8. Yani bu böyle yan kenara inen dikmeye eşit olacak tamam mı? Bu arada sarı üçgenin alanı nereye eşittir Arkadaşlar. Paralelliklerde nasıl olsa yükseklik değişmediği için taban da değişmediğinden bu kırmızı üçgenin alanı sarı üçgenin alanına eşittir. Ve tabanı e, yüksekliği 8, tabanı arkadaşlar 6, 6 çarpı 8 bölü 2'den kırmızı DAB üçgenin alanı. DAB de paralellikten dolayı FAB'ye eşittir. Bu yüzden 24 olur. B şıkkı. Çortay tabana dikiniyorsa bir kere hemen orada ikiz kenarı göstermeliyiz. Bu bir. İkincisi muhteşem üçlünün olduğu tek üçgen dik üçgendir. Üç. Tabi dik yamuk olduğu için B'yi de 90 unutmayalım. Muhteşem üçlen F açısı 90 derece. Hemen 90'lar çok fazla. Alfa beta. Alfa beta. Bir de bak heyecanlanmıyorum. X'e eyvah nasıl bulacağım demiyorum. Önce görmem gerekenleri odaklanıyorum ve bunlara bakıyorum arkadaşlar. Onu hallederiz. Geometri bu anlamda biraz evet matematikten farklı oluyor. Orada hemen soruda ne yapacağız ne edeceğiz diye aceleyle başlayabiliriz bazen ama burada sakin olup verilenleri analiz etmeliyiz. Belki biraz zor olmasının sebebi de bu oluyor işte. Eşlik geldi. Çünkü ikiz dik üçgen tabana inendik. Burada da tabanı ikiye bölüyor. Bu yüzden DB, B, F, e, şey DB diyorum pardon. Burası beta. D, F, F, e eşittir. Eşlik geldi alfa beta 90'dan ve eş, kenarların eşliğinden dolayı alfanın karşısı 3 ise Yine 3 beta'nın karşısı 5 ise yine burada beta'nın karşısı 5. Artık şöyle bir dik yamuk bence yapabiliriz. Üst taban 5. Şurada şöyle bir doğru da burası 3. EB uzunluğu 8. E, Hemen indiriyorum. Burası 8 birim. Sonra arkadaşlar K dersek buraya 2 kalır. Bu arada ikizkenar üçgen dedik. XE AE de x'tir. Bu yüzden burası arkadaşlar x eksi 2 burası da x. Bakın böyle bir pisagor 8 15 17 üçgeni x 17 geliyor. Buradan da göstereyim. Bu ana şekil üzerinde de görün artık. Burası 2 burası x eksi 2 burası da 8. İşte pisagoru burada yapmıştım. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir sorudayız. Konu anlatır gibi anlatacağım. Takip edin lütfen. Şimdi bir kere ilk temel bilgimiz nedir? Burası soruda 5K, buraya da 9K diyelim. Burası 5K, burası 9K. Hemen 5S, 9S diye geçiştirmeyeceğiz. Bu soruda şuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle şurası kaç verilmiş? E, CF, FB'nin 3 katı. Bakın şimdi. E, Sinüs alan formülü bizim için çok önemli. Burada onu kullanacağım. Burası alfa, burası da 180-alfa. Sinüsler birbirine eşit. O yüzden... Bu soruda şimdi şurasının alanı 5 çarpı 3'ten 15S olsun. Sinüsler eşitse kenarları çarp yanına S yapıştır. 5K çarpı 3AB 15KAB ben oraya 15S diyorum. 9KB'ye de arkadaşlar 9S diyeceğim. Sinüsleri aynıysa bunu yapma hakkımız var. Bu bir. İkincisi arkadaşlar burası normalde 5K. Burası da 4B. Böylece buraya 20S diyebilirsin. Neden? Yine bu açıyı kullanıyorum. 3. Geldim buraya 5K. Burası işte 9K. Buraya bak şimdi. Burası 4B. E yine bu sinüs 180 eksi alfadan. Yani yine sinüs alfadan. Bu da aynı sinüs. O zaman 9 çarpı 4'ten 36S. Bunun bana faydası nedir? Bakın şimdi. Şurayı böyle birleştirirsek. Bu üçgenin de alanı. Yani aslında burası da 36S yaptı. Yani bu yamuğun toplam alanı. Şu an arkadaşlar 56S oldu. Haliyle Artık böyle yapınca bunu birleştirirsek Burası 15 esti, Burayı 9 es demiştik. Toplamda alan 56 es geldi 56'dan 24 çıkartırsak işte bu bölgenin alanı komple 32ü oldu DAF'nin. Bunun zaten alanını 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olarak bulacağız. 24 32 ise 56 es lazım bize o da orantıdan 42 geldi. Bu şekilde arkadaşlar burayı gayet ayrıntılı anlattım. Konu anlatımında da bahsediyorum bu örneklerden ama bu bir örnek bile bayağı bir şey anlatıyor. Olay sinüs alan formülüyle ilgili paralel kenarda da böyle sorular var. Orada da yapacağız bunu.